etrafından Kenan ve Ela Ataman'ın babaları, Nurten Ataman'ın eşi Osman Fevzi Ataman vefat etmiştir. Cenazesi Perşembe günü öğle namazını mütakiben Merkez Camii'nden kaldırılıp yeni mezarlığa defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. Biz geçen telefonla konuştuğumuzda babam şerşakrak değil miydi? Mutsuzdu, ben mi anlamadım Kılıç? Sen biliyor musun bir şey, yani bir tuhaflık fark ettin mi? Bilmiyorum Ela. Ben hiç anlamadım bir şey ya. Önce vuruldu dendi, şimdi annem intihar etti dedi. Çok saçma. Ben anlamadım bir şey. Nurten teyze konuşmayınca hani herkes vuruldu zannetti. Ama sonra konuşunca gerçekler ortaya çıktı. Başım sağ olsun. Ah Berna'cığım, ah. Başım sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk güzelim, hoş bulduk. Ay ne getirdin? Ha. Ha, senin o dolmalardan mı getirdin? Ha, getirdim ya. Ben alayım. Ha, al kızım, al. Buyurun. Şöyle. Çık bu karayı dağıtırsın. Bizim şu an dolma görecek halimiz yok. Canım. Gel çay, gel. Ay vallahi Berna, yani inan başımın ağrısından duramıyorum. Ay benim de çok başım ağrıyor. Of. Ne yaptın sen? Şey, Kenan nasıl yavrum? Ay çok yoruldu çocuğum değil mi? O da koşturuyor oradan oraya yavrum, yazık. Abla Kenan bitik. Yapma. Bu Ela da canına çok sıkıyor. Ya kız da sıfır empat. Nasıl onlar kardeş? Ne olacak Allah aşkına? Onlar bir didişirler, bir didişirler, sonra barışırlar, ağlaşırlar. Sen boş ver onları, bir şey olmaz onlara. Ay, sanki Ela'yı tanımıyorsun. Sizi iyi kurtardınız vallahi. Anlamadım, ne demek o? Ablacığım burada biz bizeyiz yani, her şeyin farkındayız. Ela İstanbul'a gitmeseydi, burada kalsaydı günün sonunda Kılıç'la evleneceklerdi bariz. Ela'mız bir tanedir ama zor kız. Drama queen. Sen yapamazsın onunla. O köprünün altından çok sular aktı kızım. Tamam. Şimdi herkesin kendi huzuru var çok şükür. Kendi evi var, kendi rahatı var ama. Ay zaten şimdi hiç bunlar konuşulacak şeyler değil. Boş ver sen bunları. Ay tabii canım. Ama Kılıç çok beyefendi. Bir an olsun yalnız bırakmadı. Bırakmaz benim oğlum. Çok hakikatli çocuktur yavrum. Çok iyi çocuktur. Vallahi bir de Nurten'le Fevzi'nin onda yeri çok başka. Biliyor musun? Vallahi. Hem kızım biz burada aileyiz. Evet. Aileyiz gerçekten de. Zor günler geçiriyoruz be abla. Çok yavrum çok. Çok zor günler geçiyoruz ama geçecek. İnşallah. Şu Kılıç'la Kenan şu işi bir kursalar. Şu başlattıkları şeyi bir devam ettirseler, ortaklık olsa... Çok iyi olacak. Önleri çok açık. Bak Berna dedi dersin. Hem kafalarını da toplayacaklar, işe başlar. Sonra ikimize var ya bir huzur, bir bereket, bir bolluk akacak. İnşallah kızım. Allah benim şimdi tek istediğim ne biliyor musun? Şu kapıdan içeri girsin Nurten'im. Allah'ım şöyle ahretliğime bir sarılayım. Vallahi billahi başka hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. İnşallah, inşallah. Ela abla geldi. Ela gelmiş. Ay nasıl değil. Oldu kim bilir. Ela. Ay Ela. Zarife. Zarifeciğim. Tamam kızım gel buraya. Gel buraya gel. Gel canım buraya. Başın sağ olsun yavrum. Sağ, başın sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Ela'cığım annen nasıl, konuşabildin mi savcıyla filan? Hadi biz Ela'yı rahat bırakalım, dinlensin biraz. Aa, tamam, ben anlatacağım tamam. Her şeyi, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Haklısın, şey demedik, tamam haklı çocuk, doğru söylüyor yani. Ay Kılıç, Allah aşkına anlat bana. Yani, delirdim ya burada.
Nurten teyze sonunda konuştu. Ha? Açıkladı her şeyi. Fevzi amca intihar etmiş. Ne? Babam intihar etmiş. Osman Fevzi Ataman intihar etmiş. Yani niye böyle bir şey yapsın beyim? Bilmiyoruz Sabri abi. Ya bir dakika, bir dakika. Babam niye intihar etsin ya? Ne sebebi var ki bunun? Babam intihar etmez ki benim. Niye intihar etsin? Abiciğim. Ya ortada bir sebep yok. Bilmiyoruz. Kardeşim, Nurten teyzeyi de çıkaracaklar. Hah, resmi işlemle işte, adli tıp raporu falan. Çıkarıyorlar yani. Tamam, annemi çıkartalım o zaman. Çıkacak. Annemi çıkartalım abi. Bir şey yapılacak olsa ben yapardım. Lan boşuna duruyor o zaman. Çıkaracaklar. Biraz bekleyeceğiz. Savcı dosyayı kapayacak. Ondan sonra salacak Nurten teyzeyi, tamam? Gelsin. Sakin, hadi sen otur. Böyle bir mektup, intihar mektubu falan bir şey yok mu? Bilmiyoruz. Anneciğim hadi biz de bir yalnız bırakalım hadi Kenanları. Biz de kalkalım. Kızım sen geçir. Benim aşkım ya. Nasıl böyle bir şey olur, inanamıyorum. Niye böyle bir şey yapsın ya? Babam niye böyle bir şey yapsın? Babanı kaybettiğimizde kadının biri bana şey demişti. Neyse ki sizinki hastalıktan öldü. Daha beter ölümler var. Hiç anlamamıştım o zaman ne demek istediğini. Sıcağına kıymış ya. Anne bak gözünü seveyim, böyle laflar etme ha. Annenin yanında evde falan, tamam? Oğlum niye edeyim? Allah aşkına deli miyim ben? Görmüyor muyum zaten çocuk kendini odaya kapattı yavrum. İşte öyle olmuyormuş, anladın mı? Ateş bir tek düştüğü yeri yakmıyormuş. Bak bunların derdi bizim de derdimiz oldu. Kılıç bir çocuk çok hassas. Vallahi çok korkuyorum ya. Çok üzülecek bu oğlan. Ben öldürdüm abi, sattım. Bana bak. Dinle beni. Bundan sonra ne derdiniz varsa bana söyleyeceksin. Duyuyor musun beni? Bana anlatacaksın her şeyi. Ben istemiyorum öyle aile içinde sır filan. Hani Zuhal gitti. Tövbe yarabbim, Zibidin'in birine aşık mı oldu? O anlatmıyorsa sen gelip anlatacaksın. Siz benim bu hayattaki en kıymetlimsiniz, anladın mı? Size bir şey olursa ben ölürüm. Ben yaşayamam zaten. Deme öyle. Korkmayayım sen zaten, tamam? Senin o akla zarar ev hanımların korur bizi. Sevmiyorsun kanı. Baban olsun anne sen. Şu ömrün köşesi. Ömrüm bilir. Çocuklarım benim hayatım. Daha değerli bir şey yok sizden başka. Tamam, kendinize hep dikkat edeceksiniz. Tamam ya? Allah'ım sen çocuklarımı koru. Allah'ım başka hiçbir şey istemiyorum. Evlatlarımı koru yeter. Sence? Sanki tam babamlık ha? Vallahi güzelmiş. Değil mi? Çalışıyor mu peki? Bir baksın Bülent abi. Ver. Bülent abi çalışıyor mu? Güzel bir hediye. Mart oğlum uçacağım. Her yere gideceğim. Uzaklara gideceğim. Nereye uzaklara? Hani demiştim ya akıllım. Her yere gideceğiz. Ben denizim ya. Nasıl geleceğim? Bırakmazsın değil mi? Ay süper, teşekkür ederim. Bu çalışıyormuş. Alıyorum ben bunu.
Tamam. Değil mi? Bu nasıl? Babama mı? Ha, babana. Bayram değil, Seyran değil. Kız kardeşimi sevindireyim dedim ya. Zuhal'e mi? Hı. Ya kim için olacaktı? Evet, güzel bir hediye. Aynen öyle Bülent abi. Sen şöyle bir güzellik yaparsın bana. Sevindireyim Zuhal'cığımı. Bilmiyor musun sen? Cansın be. Emin değilim tabii ki. Nurten anlatmış işte. Kılıç söyledi bize de. Ela'nın öğrenmemesi gerekiyor. Senin bana yardım etmen lazım. Ha, tamam, tamam. Tamam, tamam söyleyeceğim. Şermin teyzem baş sağlığı diliyor. Sağ olsun. Hala inanamıyorum ya. Sanki şu kapıdan içeri gelecek, dolaptan tatlıları aşıracak Nurten annemden gizli gizli. Yetim kaldık. Barna babam sence niye yaptı bunu ya? Derdi neydi ki? Yani vardı tabii bir şeyler. Bilmiyorum ya emin değilim. Zaten benim bir şey söylemem doğru olmaz. Barna anlatır mısın lütfen? Son zamanlarda huysuyu biraz değişmişti. Böyle birden aniden parlamaları vardı. Yani bir derdi vardı belli. Zaten tartışıyorlardı da. Kimle? Yok ya. Günahını almayayım ben. Ya söyler misin lütfen kimle? Kılıç. Kılıç'la. Kılıç'la. Nasıl yani? Birkaç kez kulak misafiri oldum. Bayağı tartışıyorlardı. Tevzi babam çok gergindi. Ama ne konuştular, ne ettiler gerçekten bilmiyorum. Kılıç bana hiçbir şey söylemedi. Ay ne diyecekti aşkım? Baban ölmüş. Adamla kavga ediyorduk mu diyecekti. Ama bak ne olursun aramızda kalsın. Kenan bilmesin. Şimdi Kılıç'ı çok seviyor. Araları bozulur. Bak sen bir şeyler söyleyeceksin ha. Bak ne olursun. Belki de ben günahını aldım. Metin. Kılıç. Ne arıyorsun abi burada? Öyle seni bir ziyaret edeyim dedim. Ha, iyi yapmışsın. Ya kusura bakma. Sabahtan beri seni arayacağım arayamadım. Baş sağlığı da dileyemedim bir türlü. Rapora gömüldüm. Sizin raporu bitirmeye çalışıyorum ben de. Eyvallah kardeşim. Aslında ben de rapor için gelmiştim. Yani biraz daha hızlandırabilmem mümkün mü? Yani tabii elimden geldiğince. Ama zaten durum net. Cinayet yani. Değil. Nasıl değil? Bayağı silahın doğrultusu da göz önüne alındığında cinayet... Da işte cinayet değil, kaza. Nasıl kaza ya? Boğuşurlarken silah ateş almış. Bak bunu ben diyorum ha. Kılıç bak sakın benden... Kaç yıldır tanışıyoruz, ben sana bir kez bile yalan söyledim mi? Söylemedim. Nurten teyze katil değil. Kaza diyorum bak. Boğuşurlarken silah ateş alıyor. Anlıyorum. Şimdi bu yüzden bütün aile dağılsın mı Metin? Kılıç. Adalet mi lan bu? Ya Kılıç ne adaleti? Ben hakim değilim. Tamam hakim değilsin ama bu raporu sen yazıyorsun kardeşim. Abici. Değil mi? Eğer göz ardı edersen bir sürü hayat mahvolacak diyorum bak. Kılıç. Gözünü seveyim. Hadi abi bak bitireyim şu raporu. Zaten son birkaç cümlem kaldı. Tamam o zaman ben de sana yardım edeyim. Buyur yaz. Osman Fevzi'nin intihar ettiği kesin ve net bir şekilde tespit edilmiştir. Buyur. Kılıç. Rahmetli babanın emeği çok benim üzerimde.
Olmasa ben doktor falan da olamazdım ha. Ama benden bu yapmamı istediğin şey var ya. Olmaz. Olmaz abi, yapamam. Vallahi yapamam. İmkansız. Kusura bakma. İmkansız. Hayırdır Suat'te, ne oldu? Onu sen söyleyeceksin. Anlamadım. Babamlarınız iyi değilmiş. Kavga ediyormuşsunuz. Neydi sebebi? Bu nereden çıktı şimdi ya? Ben sana sordum değil mi? Benden sakladığın bir şey var mı diye sordum sana. Sen bana hayır dedin. İyi değilmiş işte aranız. Miş muş. Hayırdır, kim sokuyor bunları senin kadına? Ne önemi var ya? Benden sakladığın bir şey var mı yok mu? Fevzi amca, benim bu hayatta kavga edeceğim son insandı. Yok böyle bir şey diyorum. Ay, kim sokuyorsa bunları senin kafana, buyur çağır gelsin yüzleşelim. Ciddi diyorum ha, hemen şimdi. Çağır gelsin. Ben buradayım. Bana doğruyu söyle lütfen. Ela, yok öyle bir şey diyorum. Çıkar şunu aklından. Tamam. Kahvaltıdan sonra annemi görmeye gidelim mi? Vallahi bence sen gelme hiçbir yere. Şimdi sağa sola bağıracaksın. Aşkım. Sinirleneceğim. Benim bugün sinirlenmem lazım. İşte barışın artık yani. Kapansın. Abicim, bir bakar mısın bana? Ya ben hiç seni kırmak istiyor olabilir miyim? Ya ben iyi miyim sanki ya? Görmüyor musun, alt üst oldu her şey? Biliyorum. Bir tane sayfa var, orada daha iyiyini okudum. Yok ya, hayatın alt üstüne geldiğinde toparlanmak için mecbur eğilip kalkacağım. Yani bu ne demek? Mecbur işe güce gideceğim. Kafayı meşgul tutacağım. Sen şimdi fabrikaya gittiğinde, sen de İstanbul'a inşallah döndüğünde bitecek bu mesela. Toparlanacaksınız. Ben şu an İstanbul'a falan gitmiyorum. Allah Allah. Evet, kimseyi yalnız bırakmıyorum burada. Hadi barışalım. Ne olur. Lütfen ya. Hani ben senin biricik kardeşindim? Ben de senin biricik öküz abinim değil mi? Birazcık. Birbirimizi kırmayalım bari, ne olur. Tamam, bu kadar da söz veremiyorum şimdi. Hadi. Karnım ağrıyacak gibi benim de. Ha, yine mi? Gezeyim, birazcık şişti çünkü çok. Biraz çok yedim Berna. Ondandır. İşte açık. Maşallah. Ne? Telefon. Ne? 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 Ne?
Ne? Anne. Kim misin? Merhaba. Hoş geldin. Geldin ya, iyisin tabii. İyi olacaksın. Hı? İyi olacağız. Geçti. Geçti. Anne çok korktum. Kuzum benim kuzum. Ela hadi tamam, kapıda kaldık. Hadi gel geçelim içeriye. Kılıç hadi gelin abi. Benim işlerim var, sonra görüşürüz abi. Benim de. Görüşürüz. İkinize çok... çok teşekkür ederim. Asıl seni. Kılıç bir şey mi yaptı anne? Evin, barkın, ailen kumar borcun yüzünden dağılsın istemedim. Bir dost yardımı gibi düşün. Adli tıp raporunu hızlandırmak için araya birini soktu da Kılıç. Nurten teyze daha fazla içeride kalmasın diye. Aslan kardeşim eyvallah. Hadi anne gel. Gel. Ay Allah'ıma bir şükür, bir şükür. Hoş geldin. Çok özledim. Ay Nurten anneciğim, inanmıyorum gelmişsin. Çok şükür. Ay gözüme hiç uyku girmedi Kenan şahit. Ne dualar ettim, evrene ne enerjiler yolladım sen çık diye. Evine hoş geldin. Öyle mi? Ben alayım hemen üstümdeki. Üstümde geldi. Oo, günaydın. Prenses uyanmış. Günaydın. Maşallah kızım, ne bu saate kadar uyku, bebek misin sen? Ben uyumuyordum ki. Ne yapıyordun, yardım et bana. Üstüme başıma bir şeyler bakıyordum. Aa, çok iyi olmuş, karalar bağlamışsın. Ne bu hal böyle? Elalara gidiyoruz ya. Yasımız var ya. Ne giyeyim, pembe mi giyeyim? Vallahi eski köye yeni adet getiriyorsunuz ha. Yok kızım bizde böyle şeyler. Ne oluyor sana Semoş? Hı? Sabah sabah ne bu sinir? Yok benim sinirim falan. Aha. Anladım. Ne anladın acaba? Oğlu işin elden gidiyor diye böylesin sen. Sevmediğin kıza. Hı? Saçmalama. Ayrıca ağzından yel alsın sakın ha. Yani şimdi ta İstanbullara kadar gidildi, alındı, gelindi. Kötü günlerde aşk depreşir anneciğim. Şişirdin ha içimi. Vallahi şişirdin beni. Allah Allah. Kalk git yürü. Götür şunu da. Hayırdır? Siz niye atışıyorsunuz? Hoş geldin abi. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Terliklerini ver abine. Ver yavrum şunu ver. Ay Allah aşkına. Hoş geldin abi. Allah aşkına senin bu kardeşin beni yine sabah sabah sinir etmeyi başardı. İyi o zaman. Sana bir haber vereyim de keyfin yerine gelsin. Hayırdır? Nurten teyze çıktı. Ay Kılıç. Allah'ım çok şükür. Oh, çok şükür oğlum. Gözümüz aydın. Gözümüz aydın oğlum. Dur gideyim ahiretliğimi göreyim. Sen de topla kızım buraları. Ay. Ali nerede? Odasında mı? Hiç çıkmıyor ki. Bütün gece ışıkları yandı abi. Her şey bitti paşam.
Nurten teyzen serbest kaldı. Fevzi amcam intihar etmiş. Kimseye bir şey olmayacak. Her şey yolunda. İçin rahat olsun. Bu içim rahat olmayacak abi. Hiçbir sorun. Anneciğim, bak Semih abla neler yapmış. Hadi şundan bile. Ay ısrar etme, başım ağrıyor zaten. Tamam. Canancığım. Efendim. Ablacığım bir baksana ağrı kesici var mı diye. Yoksa da Berna'ya sorsun. Hadi tamam, canım benim. Azıcık su iç, biraz baş ağrına iyi gelir. Telefon. Berna Hanım, ben ağrı kesici var mı diye soracaktım. Nurten annenin başı ağrıyor. Eczane miyim ben hayatım? İlaçlarla mı dolaşıyor? Yok estağfurullah. Nurten annenin başı ağrıyormuş da onun için. Geçmiş olsun. Ama ben de buraya kafa dinlemeye geldim. Biraz yalnız kalabilirsem. Bir şey ister misiniz? Yok. Sen uza tatlım. Tamam. Yani annem öyle güçlü dik duruyor filan ama iyi değil biliyorum ya. Bakalım nasıl devam edeceğiz bundan sonra? Buluyorsun bir yolunu kardeşim be. Yani devam ediyorsun. Hem Nurten annem güçlü kadındır öyle. Kolay kolay yıkılmaz. Allah kuluna taşı yerleyeceği yükle vermez evlat. Ah Osman Fevzat, tamam ha. Yaşarken hep ilgi senin üstünde olsun isterdim. Öldün yine aynı şeyi istiyorsun. Bakalım nasıl kaldıracağız bu enkaz arkanda. Bırakmak yok kendini ya. Sen böyle yaparsan Nurten teyze ne yapsın, Ela ne yapsın bir düşün. İhtiyaçları var abi sana. Tamam. Kılıç doğru söylüyor. Tamam zor ama ayağa kalkacaksın, devam edeceksin. Bak, bak. Bu ailenin reisi artık sensin. Aynen. Yan yana dura dura omuz omuzu atlatacağız bütün engelleri. Tamam. Hem ben Konan'ımı yalnız bırakır mıyım ya? Şu kalabalık bir dağısın, ben sana göstereceğim Konan'ı. Ben sana bir abi tavsiyesinde bulunayım ben. Bu acıyı atlatabilmek için ne yapmak gerek biliyor musun? Hayata, sevdiklerine, işine dört elle sarılmak lazım. Kalkacaksın. Çalışacaksın. Bak o oteli yapacağız. İhsan baba yani. Otel işi. Bütün bu olanlardan sonra ben pek uygun görmüyorum. Bilmiyorum Kenan ne der ama. Yok zaten şimdi bunların konuşulmasının sırası değil. Kafam 1500 benim zaten. Böyle bir yürüyeyim ben, bir hava alayım. Kusura bakmasınız. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Bu otel mevzuna ne kadar emek verdiğimi bilmiyor musun sen? O yatırımcıları ikna edebilmek için anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Sen şimdi diyorsun ki bu otel yapılmayacak, öyle mi? Yani İhsan baba hani zararı bir şekilde kapatırız da. Ben de rahmetlinin son sözünü çiğneyemem. Yani sen de beni anla. Öyle diyorsun. Tamam. Hayırlı olsun.
Nurten'cim. Vallahi bak kasabalı hep gelmek istedi de ben şey dedim. Yapmayın şimdi gelmeyin. Artık yani tanıda sormadım bir şey. Cenazeden sonra gelirsiniz dedim. Öyle yaptım yani. Kapıdan gelirlerse artık usulünce gönderirsiniz herkesi yani. Vallahi çok iyi düşündün ablacığım. Yoksa akın akın insan. Aman şimdi hiç ihtiyacımız yok yani. Aman iyi ki gelmediler. Vallahi ben şimdiden kara kara düşünüyorum. Neyi kara kara düşünüyorsun? Ay Ela'cığım milletin ağzı geniş. Gelecekler. Sapır sapır konuşacaklar. Yalan mı? Gelecekler. Önce bir başsağlığı dileyecekler. Sonra sanki ziyafete gelmiş gibi homili gırtlak yiyecekler. Arkasından da dönüp gullüm yapacaklar. İşler böyle. Kasabalı babamı çok severdi Berna. Ben kimsenin arkasından bir şey söyleyeceğini sanmıyorum. O yüzden sen hiç kara kara düşünme bence. Öyle öyle. Ama Osman Fevzi babam da bunlara iyi malzeme bıraktı malum. Şimdi arkasından bin bir komple teorileri. Ya ben bizim evimizin canı sıkılmasının derdindeyim. Ya biz acımızı mı yaşayalım, millete derdimizi mi anlatalım? Yeter artık, kes sesini Berna. Ay! Ne oldu? Anne ne yapıyor? Atmayı basmıyorsunuz. Ay kalk Allah aşkına gel. Asuman. Evet Asuman. Kalk. Ay ne yapıyorsun? Şey yapmasın. Şey yapın. Ay Asuman. Ben anneteceğim. Ay kalk Allah aşkına gel götüreyim seni. Sen götür ben. Gel. Tamam bir şey yok abartmayın. Şey alayım ben. Git kızım sen git. Anne bir dakika. Tamam hallederiz biz burayı tamam. Tamam anneciğim tamam. Ay ne dedim ki ben şimdi? Acısı büyük yani. Biraz anlayışlı olmak lazım. Ay bizim de büyük ama neyse. Bırak. Ah. Canım çok yanıyor mu? Çok. Çok değil mi? Yok. Geçer. Tamam. İşte. Dayanabilecek misin? Sen? Ben çocukken zeytinlikle kafamı yer. Hatırlıyor musun? Nasıl olsa bilirim bütün kasabayı ayağa kaldırmıştı. Çünkü o akıp giden kandan beynim akıyor sandım anne. Babama da baba aklım gidiyor dedim. Aklım akıyor. Ne güldünüz bana anne ne güldünüz ne güldünüz. Hemşire de şaşırdı kaldı. Deli midir nedir kızın beyni yarılmış. Bununla nasıl babası gülüyor? Azarladı bir de size üstüne. Bakamıyorsanız niye doğuruyorsunuz bu çocuklar? Siz ne yaptınız? Daha da güldünüz. Kadın da ne bozuldu size? Ben de küsmüştüm. Ya. Benim canım acıyor. Bunlar geçmiş karşıma gülüyorlar bana diye. Elimizi bile tutmadın, yüzümüze bile bakmadın dikiş atılırken. Sonra babam beni kucağına aldı. Ettir dedi, bu yara bere olur, kanar, acır, geçer. Ettir çünkü iyileşir dedi. Ama dedi buran, buran yanarsa fena. Buran acırsa... Buraya acırsa canım acır. Dedi anne. Anne çok canım acıyor. Anne çok canım acıyor. Anne çok canım acıyor.
acıyor biliyorum. Sevmedim. Anne sen gözünün önünde sevdiğin adamı kaybettin. Anne. Anne ne oldu? Anne bana bir şey söyle. Anne ben delireceğim. Ne oldu? Lütfen bana bir şey söyle. Onun da mı canı çok yanıyordu? Bilmiyorum. Anne. Gerçekten bilmiyorum. Ben Osman Fevzi Ataman. Herhangi bir aldatma veya cebir veya tehdit etkisi altında bulunmaksızın bu vasiyetnameyi düzenledim. Vefatımda bana varis olacak mahfuz hisseli varislerimi, sahibi olduğum menkulleri ve gayrimenkulleri aşağıdaki gibi vasiyet ediyorum. Tapuda üzerime kayıtlı olan bütün tarla ve zeytinliklerimi... Buluşmamız gerek. Yarın cenazeden sonra son buluştuğumuz yerde. Çok önemli. Es-salatu ve-selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون قال الله تعالى في كتابه الكريم إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله العظيم. Osman Bey'in ruhu için El-Fatiha. Amin. Amin. Allah kabul etsin. Allah rahmet eylesin. Ben bir şey sormak istiyorum. Merhum babam Osman Fevzi Ataman'ın borçlu olduğu... Alacağı olan kimse var mı? Eğer varsa ve burada ödenebilecek bir miktarsa ben şu an ödemeye hazırım. Yok daha fazlasıysa fabrikaya gelip temin edebilirsiniz. Var mı? Kenan Bey, yok Kenan Bey. Helal olsun haklarımız. Başarısız olur mu öyle şey Kenan Bey? Osman Bey'in kimseye borcu yok. Mekanı cennet olsun. Hakkınızı helal et. Helal olsun. Başına sağ olsun. Başına sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah taksiratlarını affetsin. Başına sağ olsun. Başınız sağ olsun. İyi insandır abi. Başınız sağ olsun. Sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. İyi insandır. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Bekar cennet olsun. Başınız sağ olsun.
Eh ama sonunda. İkimizin yokluğu şüphe uyandırabilir. Önemli olmasa buluşalım demezdim. Of, Osman Fevzi ile olan ilişkini mi öğrendiler? Ay saçmalama. Yok. Yok yani öyle bir şey yok tabii ki. İşte yıllar önce beni dinlemiş olsaydın başına bunlar gelmezdi. Gönlüme yeter. Yeter. Ya tövbe ediyordum. Bu ne diyorsun? Bu hataydı, anlıyor musun? Ya hata. Bu hataydı. Ya bana aşıksın. Sen Berna, bana aşıksın sevgilim. Berna, ne diyordun? Sus. Berna sus. Benim bir ailem var. Çocuklarım var, karım var. Ya şimdi mi aklına geldi? Değişti. Ne değişti? Onları üzeme. Beni üzecek misin? Özür dilerim. Özür mü? Özür dilerim. Ben sana söyledim, bırak bu işin peşini dedim ama aç gözlüsün. Aç gözlü diyen de sanki bana tok. Yıllar önce oldu bitti. Kenan'la evlendim, konu kapandı. Şu an mevzu çok başka. Vasiyetname yazmış. Hiç beklediğim gibi değil. Bana yardım etmen lazım. Yapamam Kılıç. Aynı durumda değiliz. Niye? Aynı durumdayız. İkimiz de babamızı kaybettik. Sen babanın yanındaydın. Ben değildim. Ben babamı bırakıp gittim. Senin baban eceliyle öldü. Benimki intihar etti. Bir insanın kendi canına kıyması kolay mı? Neler yaşadı kim bilir? Neler yaşadı? Ben yanımda değildim. Ben biricik kızı, prensesi. Ela, çık oradan tamam. Orası dipsiz kuyu bak. Hemen çık oradan. Çıkamıyorum Kılıç. Kendimi keşke demekten alamıyorum. Keşke onu daha fazla görseydim demekten alamıyorum. Ama keşke hiçbir şey değiştirmeyecek. Hem bilemezsin ki. İnsan bu. Kapalı bir kutu. Yani hayata neşe saçar. Ama bir yandan içi kan ağlar. Biz anlayabildik mi? Yanındaydık. Anlayamadık. Eğer sen bu hikayede illaki bir suçlu arıyorsan, ben senden kat be kat daha suçluyum. Sen bu hikayedeki en masum insansın. Tamam. En masum. Hadi. 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 Çok zormuş. Beni eve götürür müsün? Bir
Haberi yok mu bir şey? Allah helal olsun. Bütün kasaba tamam, gelmişti ver, ya. Ver, Allah razı olsun herkesin. Ol canım benim. Al iç. Zarife tamam bırak. Bırak yeter otur şöyle. Herkes burada mı? Nerede Sabri? İçerideyim. Kızım. Ne oldu anne? Şey. Ne oldu anne bir şey mi oldu? Evet bir şey söyleyeceğim. Geç Sabri geç. Aslında sadece çocuklarıma söyleyebilirdim. Ama siz hepiniz benim için ailesiniz. Onun için söyleyeceklerimi hepinizin duymasını istiyorum. Çok acı bir şey yaşadık. Çok zor. Herkes için. Çok zor. Ama oldu geçti, bitti. Biliyoruz ki olanla ölüme çare yok. O yüzden bugünden itibaren hiçbirinizden bu olayla ilgili tek bir kelime duymak istemiyorum. Ve yarından itibaren de herkes işinin gücünün başına dönecek. Normale döneceğiz. Kenan sen burada işlerin başına geçeceksin. Ela sen İstanbul'a döneceksin. Çünkü senin işin gücün İstanbul'da. Anneciğim ne diyorsun? Ne normal? Ela lütfen. Anne ben normalleşemiyorum. Kusura bakma. İstanbul'a falan da gitmiyorum. Ela uzatma. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bu olayın hiçbirinizin hayatını mahvetmesine izin vermeyeceğim. İtiraz kabul etmiyorum. Bundan sonra ben ne diyorsam o olacak. Bu kadar. Ela. Biraz sakin ol sana. İyi misin? Sence? Tamam. Değilsin de biraz sakinleşsen. Ya normal mi bu? Kılıç normal mi? Duymadın mı dediklerini ya? Acısını unutmak istiyor. Biliyorum. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ben de tam olarak buna tahammül edemiyorum zaten. Ya benim annem değil sanki ya bu. Sanki babamı komple unutmak istiyor. Sanki acısını bile yaşamaya tahammülü yokmuş gibi davranıyor. Öyle demeyelim de. Acısını unutmak istiyor. Tamam. Böyle yapınca acımızı unutacağız mı peki? Normale dönünce, işlerimizin başına dönünce unutacağız mı acımızı? Sizleri korumak istiyor Ela. Çocuklara daha fazla acı çeksin istemiyor. Ana yüreği, anlasana. O hayattaki tek yol arkadaşını kaybetti. Hem de talihsiz bir şekilde. Kaldık tek başına. İşte kadıncağız da bütün bunlarla başa çıkmanın bir yolunu arıyor. Sağlıklı düşünemiyor değil mi hiç?
Hele şükür. Anlayabildin sonunda. Pimi çekilmiş bomba gibi dolanıyorsun etrafta. Bana diyene bak. Dünyanın en mülayim insanı. Bizim doğamıza ters de. Vahşi doğana yani. Aynen. Annemin yanına gitsem mi? Doğru diyorsun. Bugün herkes bir kendiyle baş başa kalıp düşünsün. Ama yani umarım yarın sabah yine aynı şekilde kalkmaz. Çünkü bu durumda, bu karışıklıkta kimse benim burayı bırakıp gitmemi beklemez. Haksız da sayılmaz. Nasıl yani? Hangi konuda? İstanbul'a gitmen belki senin için en iyisidir. Anlamadım Kılıç. Benim için mi en iyisi, senin için mi en iyisi? Benim için niye iyi olsun Helal? Senin için... Bilmem, benim için de pek alaka gibi gelmedi de. İşte nefes alırsın. Hani iyiliğin için diyorum. Sen bu dünyada benim iyiliğimi düşünen son insan olabilirsin Kılıç. Ne dedim şimdi ben? Sen bir şey deme ya. Sen bir şey deme ya. Sen nasıl hiçbir şey demeden bırakıp gittin beni? Sen yine hiçbir şey deme Kılıç. Ulan ne bitmeyen geçmişmiş arkadaş. Tamam konuşmuyorum. Daha... Aynen konuşma ya. Konuşma. Bu senin en iyi yaptığın şey. Konuşmadan kaç sen. Nereden kaçtım ben bir desene. Mesela hayallerimizden. İstanbul'dan. Üniversiteden ben. Ben mi kaçtım sen mi gittin? Heh Ela Hanım. Sen kendi çöplüğüne döndün. Çünkü niye biliyor musun? Sen sadece kendi çöplüğünde ötebilen bir horozsun. Delirtme beni. Delir ya. Bak delirtme beni. Sanki tek suçlu benmişim gibi konuşuyorsun. Kendi yaptıklarını, seçimlerini unutuyorsun. Neyi seçtim ben? Ben mi seçtim Kılıç? Ya sen cesaret edemedin sen. Bir sürü bahaneler saydın. Bir sürü. Ama hepsi sadece bahaneydi. Hepsinin arkasında saklandın sen. Sana asıl sebebini söyleyeyim mi? Sen korkaksın. Sen korkan tekisin. Bizden olmaz zaten. Aynen bizden bir olmaz ya. Aynen. Vallahi olmaz ya. Senden yana diğer tek mum kaldıysa can durulmazsa yanarız biz de. Yanarız biz de. Senden yadigar gözyaşım kaldıysa su durulmazsa akarız. Yadigar bir yudum olsa, can suyu olsa, yaşarız biz de, yaşarız biz de. Boşuna hiç yorulma hiçbir şeyin. İlacı yok onun gibi olamıyor bu.
Dayı, ben odamdayım. Beyci. Hoş geldin beyim. Eyvallah beyici. Gel bir konuşalım. Murat, şu şömineyi yaksana. Dayı, bir üstümü falan çıkarayım ya. Gel bir dakika beyici. Ne oldu? Kılıç mı canlı sıktı sana? Yoksa Ela mı? Ne alakası var? Onlar benim canımı niye sıksın? Ona olan aşkını görmemek için kör olmak lazım. O görmüyor ama. Boşver dayı ya. Onlar benim kendi kendime kurduğum hayaller, heves işte. İnsan ne zaman ölür biliyor musun? Hayal kurmayı bıraktığı zaman mı diyeceksin? Asıl ne zaman ölüyor dayı biliyor musun insan? O hayallerin arasına sıkışıp kalıyorsun ya. Tüm böyle enerjinin, kanın çekiliyor. İşte oğlum. Murat tamam yanmış. Teşekkürler. Gel. Gel otur şöyle. İnsan ne zaman ölür biliyor musun? Yıkılmayı, yenilgiyi kabul ettiğin zaman. Senin bir amacın var. O yolda yürüyorsun. Ha? Önüne engeller çıkacak. Seni devirmeye çalışacaklar. Sen yıkılmayacaksın. Ne yapacağım peki dayı? Beni görmesi için ne yapabilirim? Kılıç gibi ateşin yanına, Ela gibi bir barut olmaz, bu bir. Sen onların birbirlerine nasıl baktıklarını görmedin herhalde. İki. Ben sana sürekli ne diyorum? Ortamı koklayacaksın, gözlem yapacaksın. Osman Fevzi'den topraklarını isteyen kılıç değil mi? Şimdi babasını bu kadar üzen bir adamı Ela üzmez mi? Üzer herhalde. İkisinin arası mayın tarlası. O iş çok zor. Ya ayrıca senin arkanda koskoca İhsan Kuluoğlu var. Bak, öyle bir zaman gelecek ki kılıcın senin gibi huzurlu bir limana girmekten başka çaresi kalmayacak. Neler dönüyor senin aklında yine? Yıkılmayı göze al ama asla kabul etme. Koştura koştura. Vallahi vaktim yok, halletmem gereken işler. Kılıç çocuğum. Ya günlerdir oradan oraya koşturmaktan, yok savcısıdır, adliyesidir, cenazesidir. Ya artık evin yolunu unuttun yani. Ne yapayım peki? Yardım etmeyeyim yani. Ya Kılıç onu mu diyorum ben? Ne diyorsun peki? Ya tamam tabii ki yardım edeceksin. Onlar bizim ailemiz de. O zaman çıkar ağzındaki baklayı Semiha Sultan. Kılıç bu Ela'yla sen... Anneciğim girme oraya. Ya görüyorum ben. Anneyim, görmez miyim ben ya? O kıza nasıl baktığını, etrafında nasıl pervane olduğunu görüyorum ben. Benim için senin etrafında pervane... Üzecek o kız seni yine. Sen İstanbul'dan geldiğinde ne haldeydin unuttun mu? Ha? Ya göz göre göre ateşe atıyorsun kendini, çıldıracağım ya. Zaten kalkıp gidecek iki gün sonra. Anacığım, sen o güzel kafanı yorma tamam mı? Böyle başka anlamlar da yükleme. Ben zor zamanlarında yardım ettim o kadar. Ben diyeceğimi diyeyim de artık gerisini sen bilirsin oğlum. Aynen, güzel dedin. Ben bilirim. Çok bilirsin, çok. Günaydın. Günaydın Fıstık. Ne haber? İyiyim. Annemin normalleşme çabaları başlamış. Bir şey söyleyeceğim. Sakın kadına bir şey söyleme ha. Tamam mı? İtiraz etme Allah aşkına. Ya yok, tam merak etme. Bir şey demeyeceğim. Pes ettim zaten. Sen? Pes ettin.
Ne yapayım abi? Ya belli ki kadın yasta işte. Yas'ın 5 evresi var ya, ilki de inkar. Annem belli ki inkar aşamasında. Ne yapayım? Yas'ın evreleri mi varmış? Evet. Ya yeme, bozdun ya. İki tane yedim ya. Bir şey söyleyeceğim. Şu evrak işlerini ne yapacağız, halletsek bir an önce. Ha, sen bayağı İstanbul'a dönüyorsun yani. Yani eninde sonunda gideceğim de. İstenmediğim yerde durmam ben ayrıca, biliyorsun. Allah Allah. Kimmiş acaba seni buralarda istemeyen ha? Hangi densiz? Oh. Oh. İşte var anneciğim öyle. Kıymetimi bilmeyenler. Canlarım benim, güllü lokumlarım. Ben size hiç kıyabilir miyim ya? Biliyorum bana dün kızdınız, kırıldınız, şaşırdınız ama ben ne istediysem hepimiz için, ailemiz için istedim. Biliyoruz anneciğim, biliyoruz. Benim başka kimim var ki artık, ha? Dünya bir yana, siz bir yana. Tamam bak şimdi sonra ağlatacaksın bizi anne. Aa, ayrıca sizin değerinizi bilmeyen olursa onun da canını okurum. Ya ne güzel sizi böyle görmek. Ne tatlı. Gel. Haydi. Aa, ben adamların yanına geçeyim. Hadi. Kılıcım. Ne var ne yok? Nasılsın? Eyvallah, sağ olasın. Antalya'daki otellere giden sevkiyatta sıkıntı olmuş. Doğrudur abi. Aslanım. Bugün biraz dalgın mısın sen ha? Çok mu belli oluyor abi? Nasıl? Değişmiş mi? Hala aynı kokuyor. Aynı sivri dil. Aynı inatçılık. Ve aynı hırçınlık. Hırçınsa bir şey anlatmak istiyordur. Sen de onu anlamaya çalış be aslanım. Ne yapıyorsunuz şimdi? Korktun mu? Yani aşk o. Oğlum insan bir ses çıkarır. Merhaba ben. Hoş geldin. Benim bir şey söyleyeceğim ben size. Ama şaşırma yok, bu sefer ciddi. Tamam mı? Söyle yavrum. Ne? Ne oldu? Bir şey oldu. Hani bir şey olmadı. Kötü bir şey olmadı yani. En azından bu seferlik biriyle tanıştıracağım sizi. Tanıştır. Hazır mısınız? Berna. Kendisi sevgilim olur. İleride de yani yakın zamanda da müstakbel karım. Aa. Biraz ani oldu. Sürpriz oldu. Çok sevindik. Ay ne diyeceğimi de bilemedim. Nurten, Berna. Çok memnun oldum. Osman Fevzi. Memnun oldum. Berna. Ay, kahve içiyorduk, ne yapalım? Kahveyle kutlayalım. Tamam. Anneciğim korkuttunuz, ne öyle sessiz sessiz, insan bir tak tak tak. Bir şey mi oldu? Senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum Berna. Kucamla yediğin haltları da öğrendim. Anneciğim o konu çok eskidendi. Kes sesini. Bak anlatayım sana. Kes sesini.
pılını pırtını topluyorsun ve bu evden bir an önce defolup gidiyorsun. Oğlumun hayatından da çıkıp gidiyorsun. Bir daha da onu aramıyorsun, anladın mı? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Tamam mı? Kocamı seviyorum ben. Kocanı seviyorsun. Evet, kocamı seviyorum. Kocanı mı seviyorsun? Evet, kocamı seviyorum. Sen kocanı mı seviyorsun? Kocan yaptıklarını öğrenince senin suratına bakar mı zannediyorsun? Bir de söyle. Git söyle yiyorsa. Gerçi söyleyebilseydi şu anda burada olmazdın değil mi Nurten anneciğim? Sen nasıl bir yaratıksın ya? Sen nasıl bir yılansın? Ay lütfen. Biz buna yılanlık demeyelim de yaşama içgüdüsü diyelim. Madem mahşi doğadayız, herkes kendini kollayacak. Git bu evden. Suratını bile görmek istemiyorum. Senin defol git. Anneciğim sonunu düşünmüyorsun. Kenan bunları öğrenirse ne hale gelecek? Peki Ela? Kahraman babasının gerçek yüzünü öğrenince ne olacak? Zaten babaları intihar etmiş, bitmiş durumda çocuklar. Gerçi intihar mı, ben ona da artık emin olamıyorum. Bu gece olanlar bununla mı ilgili yoksa? Ha? Yoksa kocanı sen mi öldürdün? Ben öldürmedim. Doğrudur. Öyledir. Ama mesele zaten bu değil. O şanlı soyadına bir leke daha sürülsün istemezsin bence. Bu skandal ortaya çıkarsa namımız Fizan'a kadar yürür, yol olur gider. Sonra da kimse yüzünüze bakmaz. Anneciğim. Siz bunları biraz düşünün bence, ben sizi yalnız bırakayım. Orada durmuş. Sana bakıyorum. Niye bakıyorsun bana? Geçerken gördüm. Bakmak istedim. Geçerken gördüm. Aynen. Yasak mı bakmak? Ya. Kılıç deli misin nesin ya? Ne yapacaksın? Yüzüm yüzüme baka baka. Değil mi? Deliliğin de sebebi benim yani. Peki. Merak etme, birkaç güne gidiyorum zaten. Çok bakmayacaksın. Yalnız öyle yalın ayak gidemezsin ha. Ayakkabılarını al ki bir an önce hızlı hızlı git diyorsun ha. Kal desem kalacak mısın? Ne demek o? Bizim burada baharlar çok güzel olur. Bilirsin. Bir haftaya her yer buram buram çiçek kokacak. Belki özlemişsindir.
Teşekkürler. Teşekkürler. Pardon, bakar mısınız? İhsan Kuloğlu adına bir paket var da. Ah! Gökhan! Baba! Ne haber? Ne işin var lan senin burada? Ya baba, aşk olsun ya, öyle denir mi? Lan eşek herif, arasaydın gelirdim karşılamaya. E, sürpriz yapayım dedim baba, Allah Allah. Güzel. Çok özledim seni. Güzel, ne haber? Hoş geldin. Dur bakayım sana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu coğrafyada değişip de güzelleşen tek bir şey var. O da sensin. Senin dışında her şeyi bıraktığım gibi. Sen bizi özlemişsin. Özlemişim ya buraları. Vallahi. Sen özlemişsin buraları. Baba toprağı özlenmez mi? Neyi? Aç mısın? Çok açım kuzen. Kurt gibi açım. Hadi gel gel. Gel yürü yürü içeriye. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapabilirim? Kasaba hali işte. Bekleyin. Zeytin şeyi var. Sen niye bu kadar itiraz ediyorsun bunların evlenmesine? Bir şey söyleyeyim mi sana? O kızı hiç gözüm tutmadı. Evlenince kız mı yok? Peki ben de o zaman sana bir şey söyleyeyim Fevzi'cim. Ben hiç oğlumu son zamanlardaki kadar neşeli, mutlu, keyifli, huzurlu görmemiştim. Demek ki bu kız... Ay neydi adı? Berna işte. Neyse. Yaramış yani. İyi gelmiş bizim oğlana. Ay sen niye itiraz ediyorsun evlenmesine? Senin oğlunun aklı bir karış havada. Önce işini gücünü yapsın, ondan sonra evlensin. Sanki Kenan'ı hiç tanımıyorsun. Yahu bizim oğlumuzun aklı hep git gel. Duygusal bir çocuk, hassas. Sen şimdi onu böyle iteklersen uzaklaşıp gidecek bizden. Yapma Allah aşkına ya. Allah aşkına aman evlensinler, bırak. Rahatlasınlar, biz toparlarız sonra. Ya toparlayamazsa? Bak sana ne diyorum. Benim gözüm bu kızı hiç tutmadı. Bu kim ya? Efendim? Nurten Ataman'la mı görüşüyorum? Buyurun, benim. Adım Muhsin Demiroğlu. Babanız Osman Fevzi Bey'in avukatıyım. Babamın mı? Evet, babanızın. Bugün sizi ofisime bekliyorum. Görüşmemiz gereken önemli bir konu var. Mesele neydi? Gelince anlatırım. Adresi atıyorum şimdi size. Hayır, babamın şirket avukatları yerine neden özel bir avukatı var, ben anlamadım onu öyle. Anne, senin de mi haberin yoktu bu adamdan? Yok hiç. Ya sen arabada da hiç konuşmadın. Başka bir şey mi oldu? Kılıç? Senin ne işin var burada? Fevzi amcanın avukatı olduğunu söyleyen bir adam aradı. Buraya çağırdı. Bilmiyorum. Siz de mi? Seni niye arasın ki? Hiçbir fikrim yok. Olaylar gelişiyor. Biraz beklettim, kusura bakmayın. Kılıç Bey de burada olduğuna göre başlayabiliriz. Ölümünden bir süre önce Osman Fevzi Bey vasiyetiyle ilgili görüşmek üzere beni aradı. Vasiyet mi? Bizim hiç öyle bir şeyden haberimiz bile yok. Ne vasiyeti? Bundan kimsenin haberi olmaması için bir kopyası onda, diğeri bende olmak üzere bir vasiyet yazdı kendi elleriyle. Hepiniz burada hazır olduğunuza göre artık ben de vasiyeti açıp sizlere tebliğ edebilirim.
Vasiyetnamemdir. Ben Osman Fevzi Ataman, herhangi bir aldatma veya cebir veya tehdit etkisi altında bulunmaksızın bu vasiyetnameyi düzenledim. Vefatımda bana varis olacak mahfuz hisseli varislerime sahip olduğum menkulleri ve gayrimenkulleri aşağıdaki gibi vasiyet ediyorum. Tapuda üzerime kayıtlı olan bütün tarla ve zeytinliklerimi vefatımdan sonra kızım Ela Ataman'a bırakıyorum. Halen ikamet etmekte olduğum evimi ve Cunda Adası'ndaki yazlığımı vefatımdan sonra eşim Nurten Ataman'a bırakıyorum. Oğlum Kenan Ataman'a Altınova'daki köy evimi ve arazisini bırakıyorum. Sahibi olduğum zeytinyağı fabrikasını vefatımdan sonra Kılıç Tütüncü'ye bırakıyorum. Ben bir bakabilir miyim avukatım? Ben de izninizle teşekkürler. Kılıç, senin bundan haberin var mıydı? Osman Fevzi Bey 2 yıl önce Kılıç Bey'den aldığı borcu istinaden fabrikayı ona bıraktı. Borç mu? Ne borcu ya? Peki. Ela. Ela. Ya bilmem misin? Ya bilmem misin? Ben sana sordum değil mi? Ben sana bir şey biliyor musun diye sordum. Sen her şeyi bilmene rağmen bana hiçbir şey söylemedin Kılıç. Sen babamla bu yüzden mi kavga ediyordun? Yok öyle bir şey. Asla. Babam yoksa sana olan borcu yüzünden mi intihar etti? Ela, yok öyle bir şey diyorum. Sen niye anlamıyorsun beni? Niye anlamıyorum acaba? Kılıç, çünkü yüzüme baka baka yalan söylüyorsun ve ben görüyorum bunu. Tanıyorum ben seni. Ya ben sana güvendim. Bir şey varsa Kılıç bana mutlaka söyler dedim. Sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Yine. Ama bu sondu. Sakın bir daha karşıma çıkma. Adamlar bu projeyi atladılar tabii hemen. Düşünsene, takılan mikroçip sayesinde ağaç hastalandığı anda anında haberleri oluyor. Yani baktığında bayağı büyük bir kolaylık. E ne oluyor? Böylelikle ağaç kaybetmemiş oluyorlar. Doğayı koruyorlar yani. Yani bu adamların derdi daha çok ham maddeden fire vermemek. Güzel. Senin daha önce bahsettiğin bir şey vardı, şu yapay zeka ürün. Mahsul koruma baba. Onun üzerinde çalışıyorum, gelişim aşamasında. Ya o da muhtemelen bir hikaye bitecek. Çok büyük ses getirecek, sana garanti veriyorum. İyi, süper, şahane. Güzelmiş. Pardon. Alo. Alo, Beyce, buluşmamız lazım. Ben şu an çok müsait değilim. Beyce çok önemli, lütfen. Hemen buluşmamız lazım, atıyorum ben sana grubunu. Tamam. Hayırdır, ters bir şey yok değil mi? Yok, önemli bir şey değil dayıcığım ama bir Ela ile buluşmam lazım. O yüzden izninizi istiyorum. Tamam, ara beni, tamam mı? Tamam. Oğlum, çıktığımızdan beri ağzını bıçak açmıyor. Ne oluyorsun ya? Söyle Allah aşkına. Bak, düşündüğün gibi değil. Gerçekten. Baban öyle düşünmüyor. Ya bana babam falan deme ya anne. Babam falan deme. Adam 5 para etmez taş tarla bıraktı bana. Bu kadar mı nefret ediyordu bu adam benden? Hayır, yok öyle bir şey. Ya biz sağa çek, bak sakin sakin konuşalım lütfen. Adamın ölürken yaptığı muameleye bak bana. Niye sevmedi ya bu adam beni? Niye sevmedi ya? Ya Allah aşkına
bak kaza yapacaksın. Bir kere bile başımı okşamadı ya. Bir kere bile takdir etmedi. Bir kere bile şunu yaptın demedi ya. Niye sevmedi ya bu adam beni? Niye de vardı benim anne. Beyze, Melahat'im ne oldu, iyi misin? Bir şey soracağım sana. Sen babamın kılıçtan borç aldığını biliyor musun? Hayır. Beyze bari bak sen doğruyu söyle lütfen. Biliyor muydun, bilmiyor muydu? Bilmiyordu Mela. Eminsin. Eminim, ne oluyor anlat bakayım. Neler olduğuna inanamayacaksın. Yardımına ihtiyacım var. Babakuloğlu. Sor hadi. Neyi? Atma işini. Hadi sor. Neden geldin de? Tamam. Seni hangi rüzgar attı buraya? Gerçekten merak ediyorum. Senin için geldim baba. Osman Fevzi'nin ölümü dengeleri değiştirmiş diye duydum. Bazıları da seni yarı yolda bırakmış. Haberler çok çabuk uçmuş. Beyce mi söylüyor bunları sana? O benim buradaki gözüm kulağım baba. Ben seni ona emanet edip gittim. Anlatacak tabii. Neyse. Sonuç olarak ben buraya senin için geldim. Seni yalnız bırakmamak için geldim. Sen çok emek verdin ve bunların karşılığını alacaksın. Alacağım tabii. Tabii ki alacağız. Yani dünkü yeni yetmelere meydanı bırakacak değiliz. Ya tamam Kılıç Efendi bizi yarı yolda bıraktı. Ama elimizde hala Kenan var. Ya sen o Kılıç denen herifle niye yola çıktın ki? Adam böyle eski kafalı, iş bilmez bir tip. Sen şimdi boş ver. Kenan'mış, Kılıç'mış. Artık ben varım, yanındayım. Tamam? Sen benim yanımdasın ya. Artık bizim önümüzde kimse duramaz ha. Eyvallah baba. Yani muhtemelen araziler Ela'ya kalacak. Onu ikna etmemiz gerekecek. O iş bende baba, merak etme. Kılıç keskinse biz de zekiyiz. Halletmemiz gereken bir mesele var. Nasıl yardımcı olabilirim Kılıç Bey? Babam bu duruma düşmeyi sindirememiş. Haliyle kimseye de söyleyememiş. Adamın herhalde içi için yiye ölüme gitti Beyce. Yani bir tek Kılıç biliyormuş, o da susmuş. Hiç kimseye hiçbir şey anlatmamış. Ela ben Kılıç'ın kötü bir niyetle... Beyce sakın, sakın bana Kılıç'ı savunma. Ya ben sordum ona. Ben sordum, bak ufacık bir şey biliyorsan söyle bana dedim. Hiçbir şey söylemedi ki. Haklısın yani, yaptığı doğru değil tabii ki. Benim ne yapıp edip Kılıç'a o borcu ödemem gerekiyor. Gerekirse beş parasız kalırım ama yine de o borcu ödeyeceğim. O yüzden kredimi çekiyoruz, tarlamı satıyoruz, evimi satıyoruz, arabamı satıyoruz. Ne yapıyorsak yapalım ama halledelim şu işi.
Olur mu? Sen buraları daha iyi biliyorsun. O yüzden bana yardım etmen gerekiyor lütfen. Hallederiz. Sen merak etme. Ben buradayım, tamam mı? Sana güvenebileceğimi biliyorum. Hiç varsın. Ah Zarife. Buyurun. Hiç mi bir şey demedin Nurten annem sana çıkarken? Dedim ya, Kenan Bey geldi, aldı apar topar çıkıp gittiler. Bir şey demedim. Tamam, tamam. Berna! Berna! Toparlan, hadi gidiyoruz. Aşkım. Çabuk toparlan. Sonra anlatacağım ben sana. Hadi çabuk. Oğlum saçmalama. Çok eskiden değil mi? Oğlum! Babanın hangi vaziyette bu vasiyeti hazırladığını bilmiyoruz. Ha vasiyet, ne vasiyeti ya? Babamın vasiyeti ortaya çıktı. Bana bir tane küçük köy evi bırakmış. Hadi toparlan. Ay yok, artık delirmiş mi rahmetli? Ya hiçbir yere gitmeni istemiyorum. Anne istemiyorum diyorum ya. O adamın evinde kalmak istemiyorum. Burası benim de evim. Aklını mı kaçırdın? Ela böyle bir şeye izin verir mi? Ya onun ya peki, malı senin malın, senin malın onun malı. Ya peki ben merhamet dileniyor muyum sence herkesten? Kimsenin merhametini istemiyorum ben. Hadi toparlan. Ya aşkım. Toparlan Berna, Kenan. Çabuk. Çabuk toparlan. Kimse yok mu bizden ya? Sabri abi! Buraya birisi baksın. Sevgilim bir saniye. Ya bırak Berna Allah aşkına ya. Adam ölmeden önce iflas etmiş, gitmiş Kılıç'tan borç para istemiş. Benim dünyadan haberim yok. Ela'ya toprakları, Kılıç'a da fabrikayı bırakmış. Ne yapalım yani? Çocuk gibi böyle küsüp kaçıp gidelim mi? Ya neden, neden? Nedenini anlamaya çalışıyorum. Nedenlere değil, sonuçlara odaklanacağız sevgilim. Ela senin kardeşin. Kılıç ondan da çok ya kardeşim. Ya Berna istemiyorum. Anlıyor musun? İstemiyorum. Adamın evinde yaşamak istemiyorum. Burada kalmak istemiyorum. Gitmek istiyorum ya. İyi, tamam. Tamam. Zarife! Canan! Valizleri getirin, hemen. Tamam, gidelim hemen. Tamam mı? Yakınlarda bir yerde bir ev tutarız. Sen işe başlarsın. Ya gerekse ben bile başlarım yani. Her şeyi sıfırdan başlarız. Ben seninle her yere gelirim aşkım. Ama işte yani Osman Fevzi'nin bizim hakkımız olanı bizden bu şekilde böyle almasına ben dayanamıyorum. Anladın mı? Yani sana tamam diyemiyorum. Adam öldü gitti ama benimle derdi bitmedi. Yani. Bana bak. Babanın senin olanı senden almasına izin verme. Git Kılıç'la da Ela'yla da konuş, hakkın olanı iste. Ondan sonra nereye istersen gideriz. Ben seninleyim. Bu net. Tamam mı? O hakkımızı iste. Şundan bir lokmacık. Ne yapıyorsun? Hayır, hareket etmemesi lazım. Dur, dur. Aa, değil mi? Yanlış doğru. Çıkar, bekle. Ay nasıl? Ay hanımım ya. İyisin değil mi? Nasılsın? Ay 18-10 diyor. Çok yüksek hala. Sen ne diyorsun? Bunu içersen bak kendine gelirsin. Hadi bir lokmacık alıver. Hadi bakayım. Hadi. Hadi bak, şifa olsun. Hadi bir lokma. Midemi deleceğim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok güzel. Bir doktora mı gitsek? Yok yok ya, ben biliyorum, biraz dinlensem geçecek. Ama yüksek Nurten abla ya. Ama hiç bu hiçbir şeye benzemez, tansiyon. Kenan gitti mi? Aşağı indiler Berna Hanım'la, çıkmadılar bir daha. Kenan Bey'i mi çağırayım? Kenan Bey'i çağırayım ben. Kenan, nasılsın güzel çocuğum, iyi misin? Kılıç'la konuşunca daha iyi olacağım Semiha teyze. Ha iyi canım, iyi, hadi konuş sen. Hoş geldin Semiha Hanım. Merhaba Sabri abi. Heh. Babamın arabasının anahtarı nerede? İçindedir Kenan Bey.
sorma sorma. Şakadan at bayıldı vallahi. Şey yaptınız mı? Tuzlu ayran falan düşürdünüz mü? Yok şey tuzlu ayran yükseltiyor. Ben şey Nurten'im, yaptım limon yaptım. Ha iyi yaptın evet. Nurten. Canımın içi ne oldu sana böyle? Ah güzelim benim bak dur rahat mısın böyle ha? Yok, biraz yok, şöyle alayım mı? Hanımım bir şey ister misin benden? Ay 3 litre limonlu su içirdin zaten. Sen bir şey ister misin? Sağ ol Zülfeciğim ben de burası tamam. Söyle bakayım ne oldu? Şimdi de Kenan'ı gördüm dışarıda öyle bir tuhaftı. Sen ona mı sıkıldın bir şey mi oldu? Ah Semiha hangi birini anlatayım? Vallahi Nurten yapma böyle. Ay, çatlayacağım meraktan anlat hadi. Fevzi neler yapmış bir bilsen. Ne yapmış? Ah bir bilsen. Ya yok etmiştim. De avukatta bir kopyası daha varmış. Ortalık fena karıştı. Kenan'ı zor sakinleştirdim. Bilmiyorum. Kılıca gitti herhalde. Ya birbirlerine girmezlerse iyi. Ela'ya mı? Neden? İyi tamam. Tamam haber veririm. Tamam. Neler olmuş öyle ya? Ya. Semiha. Kılıç bu borçtan hiç mi bahsetmedi sana? Yok anam. Nereden? Bana tanımıyor musun sen de kılıcı? Ne ketumdur. Ağzından kerpedenle laf alırsın zaten. De o şey yapmamıştır. O kötülüğüne değildir. O şey içindir yani. Kimsenin sırrını söylemesin diye yapmıştır. Yok ya. Canım ben bilmez miyim kılıcı? Evladım sayılır yani. İçini ciğerini biliyorum. Tabii ki yardım etmek için yaptı da. Ah işte böyle çocuklar birdenbire öğrenince karıştı ortalık yani karıştı. Benimki de ayrı deli. Kılıcın arkasından gitti inşallah absürt bir şey yapmaz yani. Yok canım yapmaz daha neler ne yapacak Allah aşkına. Kardeş onlar çocukluk arkadaşı. Kavga ederler barışırlar. Dert etme onu sen kendine şimdi. Depoda yerimiz var. Ha, var. Hallettik onu. Bütün hepsi. Mert Hanım kızım kolay sıkıntı gelsin. Yok. Teşekkürler. Bunları böyle bırakıyorum. Yani açtır ne olur ne olmaz. Tamam. Tamam mı? Tamam ben sen gidelim. Tamam. Nazım abi bu ayın hesap dökümanı. Bunu sonra bakalım. Kenan geliyor aslanım. Senin aramana gerek kalmadı. Kenan Bey. Herkesten beklerdim ama senden beklemezdim Kılıç biliyor musun? Şurada oturup beraber öğrendik seninle. Yüzüme bile bakmadan gittin Ela'nın peşinden. Bir telefon bile açmadın bana ya. Kardeşim. Ya kardeşim deme bana ya. Kardeşim deme. Kardeştik. O ne demek ya? Hala kardeşiz biz. Babandan bile beklerdim biliyor musun? Ona bile şaşırmazdım ya. Çok öfkelendim, çok sinirlendim ama öğrenince. Ya en azından babamla benim ilişkim birazcık öyleydi dedim. Ama senin şu yaptığın var ya. Kenan yemin ederim benim vasiyetten haberim yoktu. Yoktu ya. Vallahi benim artık kime inanıp kime inanmayacağım belli değil. Borç? Borç olayı ne? Fevzi amca bana yemin ettirdi. Kimseye söyleme evdekiler üzülmesin dedi. Hem ben zaten onu borçluya vermedim. Doğru söyle bana. Ya. Kılıç doğru söyledi. Ya bak en kılıldığım laf he. Biliyorsun Ela gibi konuşma. Ne diyorsam o. Haberim yoktu vasiyetten. Olsaydı zaten ilk ben karşı çıkardım. Ne bu? Dahası da mı var? Bu ne oğlum? Ne diyorsun Kılıç? Anneciğim, tamam üzülme artık ya. Ben halledeceğim diyorum sana her şeyi. Bak kılıcın peşinden gitti Kenan. Hala yok ortada. Allah'ım bir delilik yapmaz inşallah. Vallahi anne bir delilik yaparsa da ben kızamayacağım ya. İnsan en yakın arkadaşından da saklar mı? Kılıcın hiçbir kabahati yok. Kızılacaksa kime kızılacağı çok belli neyse. Aman ne kılıçmış ya. Var anne bence çok da büyük bir kabahati var ama. Neyse ben şimdi seninle tartışmayacağım onu. Nasıl böyle bir şey yapar ya?
İnsan nasıl böyle bir şey yapar? Yani aklım hafsalama almıyor. Anne, ben yokken abimle babam arasında bir şey mi oldu? Gerçekten ben de anlamıyorum ya, ne oldu bu kadar? Bilmiyorum. Ayrıca ne olursa olsun ya. Yani insan evladına böyle bir şey yapabilir mi? Affet. Affedemiyorum. Annem. Tamam, üzülme artık lütfen annem ya. Kenan'ın sen ne hale geldiğini görseydin. Yok, affedemiyorum. Anneciğim. Tamam bak, ben halledeceğim diyorum sana. Ya benim malda mülkte hiçbir şeyde gözüm yok ki. Ne istiyorsa alsın, hepsi onun olsun. Bu mu yani bizim şu an derdimiz? Lütfen biraz. Annem tamam. Şimdi bir içeri geçiyorum. Lütfen biraz uyup dinlenmeye çalış. Kuzum, ben de tam Nurcan anneme bakmaya geliyordum. Orada düştü bir tansiyon. Düştü. Uyur şimdi. Ay iyi bari. Maşallah, annem de eski toprak ha. İyi dayanıyor. Başkası olsa çoktan inmemişti. Aman Merna, Allah korusun ya. Bir şey söyleyeceğim. Kenan aradı mı seni? Aramadı. Dövüşmeseler bari. Ay, hocam da beceremez öyle kaba saba şeyleri. Merna! Aşkım. Abi. Ne oldu? İyi misin? İyiyim. Kalk, ufana etmediniz değil mi? Öldürdüm Kılıcı. Abicim. Bak, biz kardeşiz. Tamam mı? Senin malın benim malım yok. Ne istiyorsan hepsi senin zaten. Fabrikayı da alacağız Kılıç'tan. Borcumuz neyse ödeyeceğiz, kapatacağız. Ama işte gerek kalmadı. Nasıl gerek kalmadı? Kılıç yok artık denklemde. Bütün borcu sildi, parayı da istemiyormuş. Her şey yine bizim. Var mı? Nereye? Ela. Abi bir dur. Ela nereye ya? Şu kağıdı vermeseydin bari. Çek bozacak. O kağıtla bir şey yapamazdım. Nasıl kağıttın ya sevgilim? Hem sevgilim yapar. Kolay gelsin. Sağ olun Kılıç Bey. Kılıç Zeki Bey. Baba. İçiniz rahat olsun. Haydi görüşürüz. Eyvallah. Sana eyvallah, emanet ben de. Ha. Ben de. Bana sormadan etmeden kendi kendine bir haller. Ben istedim mi senden böyle bir şey? İstemeni bekleyeceğim mi zannettin? Borç benim borcum Kılıç. Böyle diyeceğim sana. Feyzi amcayla benim aramdaydı. Kenan'la hallettik. Gel helalleşelim. Bayılıyorum ya bu kasaba ağızlarına. Biz aramızda konuştuk, konuyu kapattık, hallettik falan. Gayri resmi ağızlar. Bırak git o zaman, uğraşma bu garip garip adetlerle. Gideceğim. Gideceğim Kılıç. Ama önce borcumu kapatacağım. Babamın borcu benim borcum çünkü. Sen de benim alacaklımsın. Alacaklı, borçlu. Aramızdaki bütün ilişki bu kadar. Tamam.
Ne haber? Gökhan, sen miydin? Nereden çıktın? Ne yapıyorsun? Çek çek, sağa çek. Konuşalım, gel. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Sinir ettin beni. Ne haber? Nereden çıksın sen? Yeni geldim. Ne yapayım, kasabanın şartlarına uyum sağlayayım dedim biraz öyle. Hoş geldin. Seni biraz sıkıştırayım dedim. Bizimkisi avukat oldu. Olgunlaşmış mı, sakinlemiş mi dedim ama işte hala aynı deli fişek. Biraz da günümü bulduğun için olmuş olabilir tabii. Helal, başın sağ olsun. Gerçekten çok üzüldüm. Sağ ol, sağ ol. Cenazeye de gelemedim. Yani elimden geleni yaptım ama kusura bakma, olur mu? Olsun. Duymuşsundur zaten olanları. Duydum hepsini, duydum. Vaktin var mı? Kahve ısmarlayayım sana. Otururuz, laflarız. Olur valla. Hadi gel, hadi. Hadi. Öyle işte. Kusura bakma Gökhan, senin de kafanı şişirdim ya. Yok canım, niye kusura bakayım ya? Ama zor be, Ela. Çok zor. Seni çok iyi anlıyorum. Bir de Fevzi amca yani. Sana ayrı bir düşkündü. Seni başka severdi. Zor. Zor Gökhan. Gerçekten zor. Hayır, ben daha babamın vefatına alışamadan bir de bu vasiyet mevzuları falan çıktı. Ben sana bir şey diyeyim mi Ela? Bu kılıç. Beni hiç şaşırtmadı, biliyor musun? Hala aynı kılıç, hiç değişmemiş. Burada böyle kendi küçük dünyasında kahramanlık peşinde koşuyor işte. Onun halleri bana sökmez. Sökmez işte. Sökmez. Siz aynı seviyede değilsiniz ki. Bambaşka insanlarsınız. Ha burada işte anca gelsin. Millete efelik taslasın. Ya bir düşünsene. Bu kasabadan çıksa. Gidip başka bir yerde yaşayabilir mi sence? Bak sen ne yaptın? Gittin İstanbul'a. Çok dişli bir avukat oldun değil mi? Onun hareketleri sana sökmez. Tamam mı? Diyorsun da ben uzun zaman sonra ilk defa akıntıya karşı tek başıma mücadele ediyormuş gibi hissediyorum ya. Ailemi görsen sanki onlar bile kılıcın yanındaymış gibi. Ela bak. Ela. Ben senin yanındayım. Tamam mı, sen yalnız değilsin. Ben hep senin yanındayım. Hep senin tarafındayım. Bu hep böyle olacak ne olursa olsun. Tamam mı? Sağ ol. Ben kaçayım artık. Tamam, ben de eşlik edeyim sana. Hah, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Aç mısın? Hadi gel, çok güzel şeyler yaptım. Yok anne, vallahi başım çatlıyor ya. Duş alıp ondan sonra yatacağım. Gel oğlum Kılıç, gel. Gel yavrum. İki laf edelim ya. Kaç zamandır hiç konuşmadık. Hadi gel oturalım. Anne gel. Bak vallahi başım çatlıyor. Halim yok. Kılıç bizim otur ya. Yavrum. Allah aşkına ya. Otur. Ya neler neler oluyor, ben el alemden duyuyorum. Ne duyuyorsun anne el alemden? Ha? Hayırdır, ne demişler? Nurten'lere gittim. Bugün bir sürü şey anlattı bana. Tamam, gel Saadet'e. İşte sen onlara borç para vermişsin. Fabrika artık seninmiş. Sen bir anlat bakayım bana şu işin aslını astarını. Bak vallahi Kılıç artık alınıyorum ama. Ya ben sana ne dedim? Bizim aramızda sır olmayacak demedim mi? Yine her şeyi en son ben duyuyorum. Sır benim değil anne. Fevzi amcanın. Rahmetli bana söyleme dedi. Ben de söz verdim. Zaten fabrikayı da geri verdim. Borçlarını da sildim. Bitti gitti, tamam. Ne yaptın, ne yaptın sen? Of. Aynen öyle. Yırttım attım kağıdı. Geri veriyormuşmuş. Sanki ondan bir şey isteyen oldu. Bir şey söyleyeceğim, sen niye karışıyorsun ya bu işlere? Hı? Niye karışıyorsun yani? Abi ödeyeceğiz işte. Ödeyeceğim borcu, kapanacak gidecek. Ne var bunda? Aynen, kapanacak ya. Çok doğru söylüyorsun. Bu kadar kolay değil mi? Ya sen ne zannediyorsun kızım bu işleri? Sen bir kere zeytinyağı işinden ne anlarsın? Öyle İstanbul'dan ahkam kesmeye benzemiyor bu iş. Ya koskoca babam batırmış, sen mi çıkartacaksın Ela ya? Çok biliyormuş gibi bu işleri. Abiciğim bak, Beyce bankaya başvurdu. Kredimizi çekeceğiz, borcumuzu kapatacağız. Uzamayacak işte mevzu.
Ya yemin ediyorum safsın sen ya. Vallahi bak, saf yani, bu saflıktan başka bir şey değil ya. Ay vallahi delireceğim. Vallahi billahi delireceğim. Oğlum bu devirde böyle bir şey kaldı mı? Ya kim kime bir karşılık beklemeden bu kadar parayı hibe eden? Sen yıllardır çalıştın, didindin, uğraştın. Geceni gündüz ne kattın ya? Kim kime yapar böyle bir iyilik? İşte ben yaparım anne. Ben, oğlum. Tamam, para da benim, emek de benim. Ha öyle mi? Haklısın tabii. Ben kimim ki zaten? Dış kapının dış mandalı. Sen niye bana böyle bir şey soracaksın, doğru? Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Osman Fevzi var ya, asla sana böyle bir iyilik yapmazdı. Yapmadı da zaten. Yapmadı. Parası varken de yapmadı. Hatırla. Baban öldüğünde ne oldu? Çıkarıp sana bir kuruş para vermedi bu adam. Sen tek başına kaldın bu hayatta. Bunu da güzel kafana sok, değil mi ya? Tamam, peki ne yapayım? Annem, ne yapayım? Olmuşla ölene çare yok işte. Sildim borçlarını, bitti gitti. Kapandı. Ama ben niye soruyorum ki sana bunu? Ben biliyorum ya. Ben bunu niye yaptığını çok iyi biliyorum zaten. Neymiş ya asıl sebep? Ha? Neymiş asıl sebep? Kılıç. Kılıç. Senin bu öfken kılıca çünkü. Başkası olsa sen bu kavgaya girmezsin. Ama kılıç olunca böyle bir ne yapacağını şaşırıyorsun. Deli divane oluyorsun yani, anladın mı? Ne kılıçmış arkadaş ya? Ne kılıçmış ya? Ne alakası var kılıçla? Nereye gidiyorsun? Ha? Ne alakası madem var? Madem alakası kılıç yok, neye ya gidiyorsun? Ya tamam abi ya. Tamam, tamam olabilir. Vallahi olabilir ya, olabilir. Yani bir insan bir insana iyilik etmek isteyebilir. Tamam, anlıyorum. Ama oğlum, gerçekten iyilik yapmak istediğin için yap. Yap, iyilik yap denize at. Ama başka bir sebebi olmasın bunun. Ya başka şey ne olabilir anneciğim, bir desene. O kız yüzünden işte. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Ela'nın yerine başka biri olsaydı var ya, asla böyle bir şey yapmazsın. Ama tabii sen erkeksin, güçlüsün, gücünü göstereceksin ya. Ya ben yardım ettiğimde Ela mı vardı hayatımızda? He? Zaten bugün var, yarın gidiyor. Nereye gidiyor ya? Gitse de gidemiyor ki. Gitse de gidemiyor ki bu kız. Allah'ım ne olur sen bana yardım et. Ne olur yardım et. Vallahi delireceğim ya. Yine kapılacak. Yine kapılacak. Yine aynı şeyler. Yine aynı şeyler. Yine aynı şeyler. Maalesef bu meblağ çok yüksek. Teminatınız da yeter değil. Ya Mustafa Bey. Yani kredi taksitlerinin ödeneceğini dahi garanti göremeyince bankamız da yapabilecek Mustafa bir şey. Bey ben anlamadım. Siz bizzat kendiniz beni arayıp krediniz hazır gelin alın demediniz mi? Evet biz de onun üzerine kalktık geldik. Yani benim için okey. Ama genel müdürlük onay vermedi. Verirler zannettim, vermediler. Keşke benim de yapabileceğim bir şey olsa. Peki teşekkürler. Benden size nacizane tavsiye, müşterilerinize zannederek değil emin olarak iletişim kurun, olur mu? İyi günler. İyi günler. Alo, İhsan abi. Mustafa, ne yaptın? Dediğin gibi abi, alamadılar krediyi. Güzel. Bugün sen bana
Yarın ben sana, ha? Nasıl iş, ben anlamadım ya. Ben de anlamadım. Kimlere kimlere ne krediler çıkıyor. Beyce, sen zeytinlikleri soruşturacaktın. Bir şey çıktı mı? Ya evet ama herkes parayı tutuyor bu dönemde. Zaten zeytinlikler de kocaman. Kimse almıyor. Ne yapacağım ben ya? Tükürdüğümü de geri alayamam. Benim aklıma bir şey geliyor aslında. Ama sen ne düşünürsün bilmiyorum. Söylesene. Kolay gelsin. Kılıç abi hoş geldin. Hoş geldin Kılıç abi. Hoş bulduk Hasan'ım. Evdekiler nasıl? Her şey oldu abi. Haydi bakalım. Nazım abim. İncir sirkesi için geldin abi. Tuttu mu? Kekik suyuna yatırdı. Bu sefer tutacak kılıcım. Ayrıca aroması da keskin olacak. Benim gibi mi? Aynen. Haydi bakalım eyvallah. Alırım bir parça elmandan. Ulan Adil. Abi. Gel buraya. Ne yapıyorsun? İyi abi. Çalışıyorum. Eşin nasıl? İyi. Aslan parçası? Çok iyi abi. İyi. Biraz büyüsün görmeye geleceğim ha. İstediğin zaman abi. Başımızın üstünde yerin var. Ne güzel sürpriz böyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Melek Sanmıştım Şeytanı diye bir kitabı var da şimdi bir aklıma geldi. Okumuş muydun? Okudum okudum. Peki sen Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunları'nı okudun mu? Yok. Oku. Okuyacağım. Merak ettim. Evet. Ne için gelmiştin? Fabrika ile ilgili. Konuşmak istiyorum. Peki. Otursana şöyle. Sağ ol. İyiyim böyle. Peki. Dinliyorum. Sana olan borcumu ödemeye geldim Kılıç. Borcun yok demiştim. Hatırlarsan. Ben de borcumu ödeyeceğim demiştim. Hatırlarsan. Üstelik tek seferde yapacağım bunu. Öyle mi? Öyle. Sana olan borcumu ödeyeceğim. Ve aramızda hiçbir alaka kalmayacak bundan sonra. İlginç. Küçük yer ya burası. Gerçi sen pek sevmezsin. Değil mi? Şehir kızısın sen. Ama işte bu küçük yerlerin böyle bir gıcık özelliği daha var. O da haber tez duyuluyor. Ne haberi? Kredi başvurusu yapmışsın. Reddedilmiş. Evet. Reddedildi. Oldu öyle bir şey. Merak ettim ben de. Hani nasıl ödeyeceksin tek seferde borcunu? Sen beni bilmiyor musun Kılıç? Ben her durumda, her koşulda başımın çaresine bakarım. Krediden daha iyi bir şey oldu. Kendime bir ortak buldum. Bu da babamın sana olan borcu. Yeni ortağım da geldi. Ne haber Kılıç? Hayırlı olsun ortaklığınız.